Alo. Ada. Efendim teyze hoş. Kızım senin ne işin var orada? Ben de anlamadım. Bir anda oldu bittiye geldi. Anlamazsın zaten. Bir anda olur. Ateşle barut bir bakmışsın. Hop geçmiş olsun. Kızım bana bak. Senin rüzgarın yanında olman lazım. Boran'ın yanında değil. Anladın mı? Sonun bizim gibi mi olsun istiyorsun ya? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Allah'ım zaten Bora ile seni birbirine yakıştırıyor. Teyze ne alakası var şimdi Bora Bey'le? Alakası var mı yok mu artık? Kendine sor bakalım adacığım alakası var mı yok mu? Kızım vallahi burası yangın yeri ha. Ev hop oturup hop kalkıyor. Bu saçmalığa bir son ver. Biz Aslan enişteyi evde zor tutuyoruz. Vallahi gelecek kapılara dayanacak. Rezaletin biri bin para. Yasemin! Kız ne yapıyorsun sen orada? Çöp atıyorum abla. Çöp atıyormuş. Ben de yedim. Kızım telefondasın carcar sürekli. Hadi at çöpü de gel. Geliyorum, geliyorum ya. Kız bak gördün mü? Kocasını zapt edemiyor bak beni çağırıyor. Ada, kuzum. Bu saçmalığa bir son ver. Vallahi benim artık sabrım kalmadı. Hadi gözümsün. Hadi. Hadi. Berma'cığım. Hadi kalk üstüne bir şey al da şöyle çıkalım biz de dışarı. Nereye gidiyormuşuz? Çok yakın bir arkadaşım güzel bir mekan açmış. Ne zamandır davet edip duruyordu ben de oyalıyordum. Oyalamaya devam etseydin o zaman. Hadi ya al üstüne bir şey. Bir iki saat havamız değişir şöyle. Zafer Beyciğim kusura bakmayın ama ben ne evimi ne de torunumu hiç tanımadığım birine bırakıp gece gezmelerine gidecek değilim. Yahu anlamaya çalış artık. Kız anne özlemi çekiyor. Anneanne dede özlemi değil. Bak adaya nasıl da ısındı. Tuğçe de var. Yahu Belma Allah'ını seversen ne diyeceğiz Elif'e? Adayı sevme kızım Tuğçe'yi mi sev diyeceğiz? O da ne diyecek? Peki anneanneciğim Tuğçe'yi seveyim. Ya bırak Allah'ını seversen. Kıza teşekkür edeceğine habire surat asıyorsun. Ben hiçbir yere gelmiyorum Zafer'cim. Belma ben arabanın yanındayım. Bir kere daha söylemeyeceğim. Annenle 200 saatlik bir işimiz var. O da çok endişeleniyordu Elif yalnız kalacak diye. Bak sen de geldin. Hadi hemen geç içeri yalnız kalmasın çocuk. Hadi, hadi canım hadi geç kalmayalım. Gidip geleceğiz ya basma suratını şöyle. Çok güzel bir yermiş bak. Adam diyor ki sizin için... Normalde çıkmazsınız. Çıkacağınız günü bulunuruz. Neyse. Kazamız mübarek olsun. Neden elini çırpıyorsun? E başka nasıl yapacaktım ki? Hani abla bunu yapıyor. Aa ama onunla yaparsak elimizin lezzeti geçmez ki. Geçmez mi? Geçmez tabii. Bak böyle elinde böyle çırpacaksın. Sonra bu kolun yorulacak. Sonra bununla bir daha çırpacaksın. Böyle. O zaman kolun yorulur. Yoruluyor. Ama güzel olan da bu zaten. Emek vereceksin, yorulacaksın. Sonra o kek piştikten sonra tadına bakacaksın. Oh diyeceksin ne kadar güzel yapmışım. Elime sağlık diyeceksin. Evet. Evet o zaman çırpalım. Çırp. Onu da kır. Prenses. Sen daha yatmadın mı bir tanem? Kek yapıyoruz biz. Hoş geldiniz Bora Bey. Bu saatte kek mi yapılır? Prenses. Kek saat kaç sularında yapılır acaba? Ona göre söyleyeyim de biz bir dahaki sefere sizin dediğiniz saate göre kek yapalım olur mu? Ben bu kek saat kaçta yapılır bilmem ama bu saatte yapılmayacağı kesin. Onu biliyorum. Prenses. Hadi bir tanem yatağa. Bak geç oldu. Ha? Uykun gelmiştir. Ya kek yapıyoruz biz dayı. Çocuğun niye kaçtığı belli oldu. Yazık. Prenses. Ben Ada ablanı bir iki dakika alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Sen durmaya devam et. Bu falan. Ada, bakar mısın iki dakika? Tabii. Elif, sen o cevizleri iyice döv tamam mı? Sen neyi döveceksin? Ay, teyze kadar akıllı. Oy. Ada, hadi.
Evet. Seni dinliyorum. Ben sizi dinliyorum. Bana bak. Az önce bir şey mırıldandım. Mırıl mırıl bir şey mırıldandım. Ne mırıldandın söyle dinliyorum. Söyle. Söyle dinliyorum. Söyle. Mırıldanmadım. Ben bir şey mırıldanmadım. Gerçekten bir şey mırıldanmadım. Vay be. Ben senin hakkında çok yanılmışım biliyor musun? Neden? Yani ben en azından seni biraz olsun cesur zannediyordum. Değilmişsin. Yazık. Çocuğun niye kaçtığı belli oldu dedim. Şaşırmadım yani. Öyle mi? Öyle. Neden? Sabahları kahvaltıdan önce saç ve tırnak kontrolü de yapıyor musunuz? Bak eğer benim öyle takıntılarım olsaydı seni işe almazdım biliyor musun? Aa pardon. O ne demek? Tırnaklarım mı pis benim? Saçım mı pis benim? Ben kirli mi geliyorum şirkete? Sus. Bana bağıra bağıra konuşma. Ben evde iş konuşmam tamam mı? O yüzden sus. Sus. Ada abla bunlar tamam. Aa çok güzel olmuş. Hadi prenses artık yatağa. Bak ben sana söz veriyorum. Yarın sabah beraber biz keki yapacağız tamam mı? Ben sana yardım edeceğim. Hiç sıkıntı yok. Hadi yat abi tanem. Hadi geç oldu uykun geldi artık. Yatmam. Prenses. Aa. Süt alabilir miyim? Tabii ki. Alabilirsin. Yani gece gece kek diye tutturmasanız ben de lafını etmeyeceğim ama... Kek yemeden yatmam. Buyurun Ada Hanım. Teşekkürler Bora Bey. Evet, sütümüzü de koyduk. Un, un nerede? Un Bora Bey. Un. Tabii onu. Tabii 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 ben onu ben veririm. Hallederim ben. Buyurun Ada Hanım ununuz. Teşekkürler unumuzu aldım. Şu konuya bir açıklık getirelim. Hangi konuya Bora Bey? Eve gelmemeni istediğimi söylemiştim. Evet söylediniz. Ama buradasın. Buradayım evet. Neden? Zafer Bey çağırdı beni. Elif için. Ama isterseniz gelmeyebilirim. Şöyle yapalım. Ben Elif'i alayım. Birkaç gün bizde kalalım. Olur mu? Olmaz öyle şey. Bora Bey. Siz bana benden önce uyanacak, benden sonra uyuyacaksın demediniz mi? Sürekli sağımda solumda etrafımda olacaksın. Leb demeden leblebi anlayacaksın demediniz mi? Evet söyledim. Şimdi de vazgeçiyorum. Bir sakıncası mı var? Ha? Hayır yok. Ama sebebini merak ediyorum. Bir şey mi yaptım Bora Bey? Bir yanlışım mı oldu? Söyleyin düzelteyim. Bir sebebi de yok. Tamam. Kekimiz oldu. Al işte. Aa, uyumuş. Yapma ya. Gel bakalım prenses gel gel gel. Kıyamam sana, kıyamam sana. Ben de uyuyakalmış Elif'i yatağına yatırayım. Üstünü de örtün. Örteceğim. İyi geceler. İyi geceler. Aşk kendi seçer.